Ay anne. Ay acaba bunlar düğünü nerede yaparlar ha? Kız içine mi doğdu? Aynı şeyi düşünüyorduk. Aa, düğünden önce kına var. Kınayı kız tarafı yapıyor değil mi anne? Elbette onu bizim yapmamız lazım ama... ...kına da öyle her yerde yapılmaz yani. Ay, hamamda mı yapsak acaba? Şimdi sosyete de öyle modaymış. Şöyle dansözü falan. Hamamda yapalım. Böyle göbek taşında bayılırız artık. Olmaz kızım. Nereden bileyim anne ben? Aa anne. Bizim Necip abinin çay bahçesinde mi yapsak ha? İşte. Çok iyi. Çok iyi buldun. Mahallede mi yapacağız? Herhalde. Yavrum elbette mahallede yapacağız ki... ...konu komşuya işte sevabına kına nasıl yapılırmış öğreteceğiz. Yani o zaman ben hemen gideyim Necip abiyle bir konuşayım ha. Sakin ol tatlım. Sakin ol. Önce bir istemeye gelsinler. Bir de o fasıl var. Ya anneciğim zaten istemeyecekler mi? Bak ayrıca yaz ayındayız ha. Yer mer kalmaz. Ben bir an önce gideyim Necip abiyle konuşayım. Kız sen bu kurtuluştan kurtulduğundan beri bayağı zeki oldun. Hadi fırla fırla. Ay herhalde kız anne. Durumun ortada. Dedin ki ben böyle kısa yoldan köşeyi dönerim. Zengin olurum. Ama yedirmezler. Sert kayaya çarpsın. Ben seninle asla evlenmem. Unut. Tamam mı? Şimdi daha fazla uğraştırmadan... ...ne kadar istediğini söyle bana. Son kez soruyorum. Ortada bir çocuk var. Kendi kanımızdan, kendi canımızdan... ...çocuğa da anasına da sahip çıkmayıp ne yapacaksınız? Bu nikah en kısa zamanda kıyılacak. İşte bu kadar. Biz tanınmış ve saygın bir aileyiz. Üç güne kadar herkes senin gayrimeşru bir çocuğun olduğundan bahsedecek. İtibarımız iki paralık mı olsun? Alsana ablanın elinden taksayı. Ben mi? Kızım kaç tane Nergis var? Babacığımız zaten dama atıldı vallahi. E olacak artık o kadar. Çünkü torunum geliyor. Güzel oğlum geliyor. Ay oğlan dedim. Ay ay içime doğdu bak. İçime doğdu oğlan. Alüş. Annenesi. Annenesi. Kollarını açamaz ki. Anne annesi. Canım benim. Anlamıyorsunuz galiba. Beni istemeyen bir adamla evlenemem ben. Alışır yavrum. Sana alışır, sen de ona alışırsın. Biraz sabret ama. Ha? Ya adam nişanlı, başkasını seviyor. Günah değil mi o kıza? İyi o halde kızım. Tamam. Yani nikahsız doğur. Nasıl istersen babasız büyüt. Bu çocuğun günahı ne? O da istemez mi babasıyla birlikte dolaşsın? Ha? Yani onun soyadını taşısın istemez mi? Onun hakkı yok mu böyle bir şey? Düşün bütün çocuklar böyle ellerini babalarını tutuyorlar. Oo, koşa koşa parklarda oynuyorlar, bahçelere gidiyor, maçlara gidiyorlar. Beraber böyle yuu çekiyorlar. Ay 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 ne yaptın? Allah kahretsin beni. Anne, ay tozu çok kaçırdım ben. Çok özür dilerim. Anne, annem yapma ne olur ne olur. Allah'a istedim kopsaydı da konuşmasaydı ben. Çok kötü. Anne bak ağlama. Kurban olayım. Ne olur ağlama bir tane. Anne. Ha canım. Ya bak bu Lale'nin hali hal değil ha. Vallahi kendine bir şey yapacak diye çok korkuyorum. Nereden çıkarttın? Ay nereden çıkarıyorsun Allah korusun ya. Ay vallahi ben de düşünmedim değil. Yine iyi dayanıyor ablaşım ya. Yaşadıklarına baksanıza. Hem doğru düzgün tanımadığı bir adamdan hamile. Hem de nişanlı bir adamdan. Biz de çok üzerine gidiyoruz. Ay hamilelik de zaten başlı başına zor bir şey. Benim için biraz sıkıştı. Ben bir çıkayım bir konuşayım bir kızla. Annem. Ama bak benim güzel annem. Ne olur çok fazla üstüne gitme. Sen bunu arkamı öyle diyorsun.
Tatlım. Canım. Anne. İyi misin yavrum? İyiyim anne. Hadi gel. Aşağıda seni bekliyoruz yemekte. Ha? Yemeyeceğim anne. Böyle acı acı ne olmaz ama. Vallahi yemeyeceğim. Çok uykum var. Bak yavrum artık... ben sana daha fazla itiraz etmeyeceğim. Tamam mı? Yani bundan sonra... ne isterse ne olur işte. Yani senin kararın. Çünkü önemli olan senin mutlu olman. Senin sağlığın. Torunumun sağlığı. Gerçekten mi? Gerçekten. Ses. Ay güzel. Şimdi geliyor musun yemeğe? İçimdeki aşk esir almadan durmalıyım. Gülümse hadi karanlıklardan çıkmalıyım.